hükümetin bundan çok hızlı ve çevik olması lazım. Türkiye'nin zamanı yok. Yani bakın, İsrail'e büyükelçi atıyoruz. Güzel. Büyükelçi atanmasında en ufak bir problem yok. Tabii ki diplomatik ilişkiler kurulacak ama Suriye ile de en az İsrail kadar hızlı bu süreci geliştirmemiz gerekiyor. Yani İsrail Türkiye'yi bölmek istiyor. Burada 2. İsrail planlarını hayata geçirmek istiyor. Onunla normalleşiyoruz. Şimdi bu Türkiye'nin Suriye ile girdiği sürece de çok hızlı, atik, çevik, tehditleri göğüsleyecek şekilde hızlandırmamız ve bugünkü kararlılığı sahaya yansıtmamız lazım. Yani öncelikler var tabii. Bir kere Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması için de oradaki terör örgütleri, yani PKK ve PYD başta olmak üzere o İslam düşmanı, yobaz, gerici terör örgütlerinin tamamının temizlenmesiyle işe başlamamız lazım. Bunun için askeri alanda işbirliği en acil ve hızlı seçenek. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşür mü, görüşmez mi, gidilir mi, gelinir mi? Hiç bu mevziye ve bu noktaya tartışmaları çekmememiz lazım. Suriye ve Türkiye devleti derhal her alanda işbirliği yapsın. İşbirliği yaptıktan sonra görüşme de olur, başka şeyler de olur, görüşme olmasa da olur. O bakımdan bizim öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin tamamındaki ve özellikle kuzeyindeki dayanaklarını, elini, kolunu tutunduğu dalları, yani bu yobaz terör örgütlerini ve bölücü terör örgütlerini kesmemiz lazım. Zaten bu olunca Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanacak.